Hey, malı elimizle yükledik. İnşallah bir aksilik çıkmasın. Aman Allah saklasın yahu. Gene bir şey olursa ticari itibarımız sıfıra iner. Aman aman ağzından yel alsın. Öyle deme ortak, içimde bir korku var. Üzme tatlı canını, hiçbir şey olmaz. Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Merak etmeyin efendim. Evelallah malı sağ salim yerine teslim ederiz. Al bakayım, yol güzergahınız, konaklayacağınız yerler burada yazılı. Tamam efendim. Yolunuz açık olsun. Malı teslim eder etmez bana telefon etmeyi unutmayın. Başüstüne. Güle güle. Çabuk! Vaktimiz yok. Hadi! Çabuk olun hadi! Dön arkanızı, dön! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Selamün aleyküm. Sen kimsin be? Ne yaptığını sanıyorsun? Görmüyor musun? Karga avlıyorum. Ne kargası ulan? Defol git! Ulan babandır, ithal malı inek. Usta avcıyımdır evelallah. Hiç affetmem. Belediye vurduğum her karga için 25 lira veriyor. KDV dahil. Biz de geçinip gidiyoruz işte. Kardeşim karıştırıyorsun galiba. Biz karga mıyız? Hem de alası. Leş kargaları. Kaklayın bakayım. Ne diyorsun sen ya? Kaklayın lan. Şimdi hep beraber kalklayın bakayım. Karga karga kalk dedi. Kalk! Fena değil. Çık şu dala bak dedi. Kalklayın. Kalk! Olacak olacak. Çıktım baktım o dala. Kalklayın lan. Kalk! Ya bu kargalar ne bu dala? Kanat çırpıp kalklayın bakayım hadi. Kalk! Kalk! Dişi karga gibi değil erkek karga gibi hadi. Kargalar uçtu gitti. Allah senden razı olsun avcıbaşı. Ha ol abi. Laf aramızda avcı ruhsatım yok. Yakalanırsan fena yaparlar. Hemen malı yükleyin, yolunuz açık. Bu olsun. Elini unutmayacağız. Arkadaşını çöz bakayım. Tuttuğun altın olsun. Olacak, olacak. Olsun olacak. Allah belanızı versin! Beceriksiz herifler! Ulan bir kişiyle baş edemediniz ha! Topunuzun canı cehenneme! Affet abi, ne yapacağımızı şaşırdık. Karga avcısıyım dedi. İki tane de tüfeği vardı. Allah inandırsın, her attığı tam isabet. Yahu ne biçim bir adamdı bu? Uzun boylu, genç. Halil abi, telefonla sorduk, belediye karga avcılarına para filan ödemiyormuş. Öyleyse başka bir çetenin adamı olmalı. Ben böyle nişancı görmedim abi. Vallahi ben de görmedim abi. Ben de. Ben de. Kessin! Defolun gözüm görmesin! Bana bak, gece 12'de buluşalım, yeni bir plan hazırlayacağız. We'll be right back.
efendi. Bütün mahalleli kapıya dayandı. Demek hayranlarım artıyor. Hayır, susturun şu şamatayı diye bağırıyorlar. Bakma sen onlara. Kes dedim. Kadir amcanın oğlu olmasan vallahi parçalardım seni. Sümerbank patiskası mıyım ben? Bulaşık bezisin, bulaşık. İyi ki söyledin, aklıma geldi. Ona da katma değer vergisi var mı? Neye? Bulaşık bezine. Bir de utanmadan sırıtıyor. Yazık, baban ne ümitlerle beklemişti seni. Ümitleri boşa çıkmayacak. Dünyanın en ünlü punk müzisyeninin babası olarak tarihe geçecek. Ben bu ülkenin sanat güneşiyim. Tavuk vicdanlı kız. Böyle yaralı yaban domuz gibi bağırmaya müzik mi diyorsun sen? Şaban! Bak, hayranlarım çağırıyor. Çatla. Şaban! Hello! Gitarını al gel. Hayranların bekliyor. Sana bir sürprizim var. Geliyorum, şimdi geliyorum. Mahcup ediyorlar. Şu hayranlarımdan da hiç rahat yok. Ben çıkıyorum. Ben gelinceye kadar odayı sil süpür. Temizlik imandan gelir. Tamam mı? Ver canım onu. Her tarafı temizle. neymiş bakalım sürprizin? Biraz merak et. Vallahi çatlarım söyle. Monte Disco'da şerefine bir resepsiyon düzenledim. En iyi orkestra sana eşlik edecek. Bütün basını da davet ettim. Yapma. Dur şimdi heyecanlandım. Heyecanlanacak bir şey yok. İçinden geldiği gibi söyle. Ortalığı kırıp geçireceksin. Kırıp geçiririm değil mi? Hoş geldiniz! Huzurlarınızda Parki Şaban ve Katma Değer çıktı ortaya. Selam bütün dünyaya. Helal her şey bütün punklara. Punklar her şeyi yapar. Dünyayı satar savar. Sözümden hiç çıkmayın. Ne dersem tekrarlayın. Kadın alası. Devenin ilk harfi. D. Ver vergi ver. Ve nereden çıktı? KDV! Hep beraber everybody! Kazığın alası! Devenin ilk harfi! Ver vergi ver! Nereden çıktı? Çok kabiliyetli bir çocuk değil mi? Öyle patron, harika! Gazetenizde bunu yazmayı unutmayın. Tabii yazarım. Harika!
vergiyi unutma. Bu da vergi iadesi. Hop hop hop. Harol, haddini bil. Ne oluyor ya? Niye sinirlendin? Bana mı hop dedin? Yok babana. O zaman git babama söyle. Sana bir daha karşıma çıkarsan fena yaparım demiştim. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şimdi hatırlam. Kendine gel. Yapma dedim bak. Ne oluyor lan? Hadi inşallah! Bir tane de ben vurayım. Vurayım mı? Vurayım mı? Yok, daha zamanı var. Şimdilik affettim. Biz burada barış için yaşıyoruz, güzel çocuk. Tamam mı? Defol, gözüm görmesin götür. Ya bu seninki de pek bir işe yaramıyor. Sen istersen değiştir bunu. Ay. Of. Ah. Aa. Sen burada mıydın? Yo, hayır. Başka yerdeyim. Kör müsün? Buradayım işte. Ne oldu suratına? Çarşamba pazarına dönmüş. Çarşamba pazarı değil. Daha çok perşembe pazarına benzedi. Anlamadım. Dayak yedim, dayak. Bir de utanmadan dayak yediğini söylüyorsun. Utanarak mı söyleyeyim? Amma tavuk vicdanlı şeysin be! Beni döveni sımsıkı tutsalardı, ben de birkaç tane vururdum. Erkeklik öldü mü? Zavallı Kadir amcacık! Gene ne oluyor? İlham! Geliyor! Beni yalnız bırak! Peri! Kaçmasın! Deli! Deli! Vallahi deli! Vallahi deli! Zır deli! Zır zır deli! Hayranım fena onun. Halde kıl oluyorum herife! Aman Bülent! Lütfen budalalık etme! Şaban'ın kıskanılacak nesi var? Biliyorum, soytarının teki! Ama neden gidip öptün onu? Gırgırımı geçiyorum ben! Keh! Gırgırına geçiyormuş! Bu işin gırgırı mı olur, laf! Ne de olsa erkek! Ay, o mu erkek? Zavallının teki! Zavallı he? Ben sana gösteririm zilli zarife! Tır yarın sabah 8'de hareket ediyor. İçinde tam 200 milyon liralık deri var. Yolunu kesip malı taş ocağındaki depoya boşaltacaksın. Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırırsan bütün adamlarını gebertirim bilmiş ol. Bu sefer başlarında ben varım. Merak etmeyin, her şey bir saat gibi işleyecek. Belki işler. Tavuk vicdanlı herifler. Hadi çocuklar! Hadi çocuklar, çabuk olun! Çabuk olun! İşler yolunda. İsterse olmasın. Çabuk olun çocuklar, elinizi çabuk tutun! Düşman nakliye konvoyu bulundu. Teslim olun! Aman kardeş! Bir yanlışlık olacak! Parolayı söyleyin, yoksa hepinizi tararım! Ayağının altını öpeyim kardeş! Bak dinle! Ne? Parolayı bilmiyor musunuz? Demek ki siz casussunuz! Ateş! Düşman nakliye konvoyuna ölüm! El bombalarıyla hücum! Ne oluyor ya? Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben! Ey
Allah 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 Allah! Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya, müneci miyim ben? Avcı uçakları alçak uçuş! Hedef nakliye kamyonu! Eyvah, uçaklar geliyor. Bu eksiklik, Allah kahretsin. Suvariler geliyor, ezecekler bizi! Kaçalım! Hadi kaçın! Kurtulun, koşun! Geçmiş olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun? Ne komutanı? Estağfurullah komutanım. Ne komutanı be? Ben figüranım. Tepenin arkasında film çeviriyoruz. Ne filmi bu komutanım? Filmin adı Casus Peşimizde. Hiç duymadın mı cahil herif? Sinemaya git, sinemaya. Çöz arkadaşını bakayım. Allah cezanızı versin köpek herifler! Ulan soygunun yapıldığı yerde film falan çevrilmemiş! O it gene Tonga'ya bastırdı hepinizi! Defolun lan! Defolun hadi! Gözüm görmesin! Bana bak! Bu beceriksizliklerine devam edersen zor veririm sana kızımı! Yıkıl karşımdan! Yıkıl hadi! Merhaba. Merhaba. Oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın, hayret. Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız, ana kız, aman kız ana, öf! Yani babamın çok yakınları. Üvey kardeşin mi? Yo. Aile dostu. Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim. Anlamadım. Neyse, buraya aracı olarak geldim. Arabacı mı? Çok şakacısın. Şakacıyım değil mi? Ah şekerim, beni Gazinocular Kralı İsmail Bey yolladı. Ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya! Tabii, hadi yürü gidiyoruz. Gidelim. Nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, tamam mı? Bak beğenmediler. Gazinomda yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Deli misin sen? Kabul et. Ben gidiyorum. Dur hele canım, dur, otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse 20 yapalım arkadaş. 20 ne? Milyon. 20 milyoncuk mu? 20 milyon, bu nasıl dersin, evet de! Ben gidiyorum. Gitme canım, dur hele. Dur bakalım, 25, tam 25. Giderim bak. 30! Gitmem bak. Tamam. Of be! Of ya! Dur ama dahası var. Katma değer vergisi ne olacak? Sen beni batıracaksın. Pekala, onu da ben öderim. Ama bizim bakkal gibi alıp da arka cebe atmak yok ha. Yok. Yemin et.
Vallahi billahi cebe atmayacağım. Hadi şimdi salona geçelim. Gazeteciler bekliyor. Mukaveleyi onların önünde imzalarız, reklam olur. Parayı getirmeyi unutma. Unutmam, unutmam. Gel, geç şöyle. Sen de benim menajerim olacaksın. Bütün işleri ben hallediyorum. El sıkışırken de bir poz rica edebilir miyim? Tabii. Bozmayın pozunuzu, bir saniye lütfen. Birkaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Şöyle buyurun sayın basın mensupları. Sohbetimize barda devam edelim. Hem bir iki kadeh de atarız. Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk. 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron, biraz daha vermen lazım. Basın mensupları az buluyorlar. Şakanın sırası değil. Hadi afiyet olsun. En sevdiğiniz yemek? Lahmacun. Hiç aşık oldunuz mu? Oldum. 8 yaşındayken komşunun kızına aşık oldum. Sonra ne oldu? Kızdan kaba kulak kaptım. O gün bugündür aşık olmuyorum. En korktuğunuz şey? Zam. Zam. Zam da zam zam. Hangi partiye oy vereceksiniz? Seks partisine. Özür dilerim, şakaydı. Sabah kalkınca ilk ne yaparsınız? Çişimi yaparım. Dünyanın en güzel köşesi sizin olsaydı ne yapardınız? Termik santral. Neden? Etraf kömür tozundan geçilmesin diye. Aldığınız milyonlarla ne yapacaksınız? Taksim helasının hisse senetlerini alacağım. Sizce dünyanın en obur adamı kimdir? Milli futbol takımımızın kalecisi. 8 gol yemek kimseye nasip olmaz. 26, 27, 28, 29, 30. Evet, tam 30 milyon. Şaban, nereden buldun bu paraları? Sana getirdim papacığım. Tamı tamına 30 milyon. Yoksa banka mı soydun? Onun gibi bir şey. Allah belanı versin. Hırsız, uğursuz. Allah'ım, bir bu eksikti. Ne var, ne oluyor Kadir amca? Niye bağırıyorsun? Nereden çıktı bu paralar? Banka soymuş. Banka mı soymuş? Şaka canım, şaka. Bir gazinoyla anlaştım. Sizin beğenmediğiniz şarkıları söyleyip yarından itibaren şöhret oluyorum. Şöhret olacağına erkek olsaydın erkek. Niye? Biz karı mıyız? Erkeğiz tabii. Üstelik bu kadar da para kazandık. Paran da, erkekliğin de yerin dibine bassın. Ama papa... Ya ne yapsam yaranamıyorum. Haklı adam. Ne bekliyordu ne çıktı? Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir gün gelir... Hepiniz fikrinizi değiştirirsiniz. Bozma. Beste yapıyorum. İlham Perim'i kaçırma. Küserse gelmez.
doğarken kuşlar öter, inekler möller mü? Kuşlarcıklar, kuzular meler, inekler möller mü? Sen gelince kalbim çarpar, kanatlanıp uçar. Gel gel yanıma, gel gel, yat yat yanıma, yat yat. Gel gel yat 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 yat. Gel gel yanıma, gel gel, yat yat yanıma, yat yat. Gel gel yat yat. Gel gel yanıma, gel gel, yat yat yanıma, yat yat. Gel gel yanıma. Gün doğarken kuşlar öter, İnekler möller mü? Nasıl? Ne nasıl? İnekler, aman şey, son bestem. Ha? Aa, harika. Aferin. Sen müzikten bayağı anlıyorsun. artık çayımızı içebiliriz. Sen de bayağı iyi insanmışsın. Maşallah. Geç oldu ama nihayet anladın. Bir de şu kılık kıyafetini düzeltirsen adama döneceksin. Boş ver, böyle iyi. Hayır, şey demek istedim. Üniversitede geçen gün bahsin oldu. Arkadaşlar seninle tanışmak istediler. Neden? Yaptığım müziğin metini duymuşlar. Bize yardımcı olabilir mi diye sordular. Olabilir. İstersen bu inek şarkısını sizin üniversiteye ithaf edeyim. Yo, öyle değil. Bir folklor grubumuz var. Senin müzik yorumunla değişik bir şekil kazanabilir. Ne dersin? Evet derim. Ama sen yanımda olursan. Tabii. Tabii olurum. Bundan sonra her şey ağır ağır, yavaş yavaş olacak. İçinde başlayıp bitecek. Başlayın. Ne oluyor ya? Hızlı çalalım bari. Yeter, yeter, yeter! Yeter, yeter! Karıştırmaya başladım. Yeni ilhamlar geliyor. Ben tuvalete gidip düşüneceğim. Siz devam edin. Çayda telsiz. Ne
sefer başınızda ben de olacağım. Yola çıkıyoruz. Hududa 10 kilometre kala tırı yakalayacağız. Görüşürüz.